herkesin merakla beklediği, Türkiye'ye reytingi getiren, piyasaya yön veren, namı tüm dünyaya yayılan Kurtlar Vadisi dizisi, yani Kurtlar Vadisi 2021 projesi ne zaman yayınlanacak? Bu videomuzda kesinleşen yayın tarihini, oyuncu kadrosunu, hangi kanal ile anlaşıldığını, senaryonun neden bu kadar çok ağır olduğunu ve kanalların ne için sıcak bakmadığını ve daha tüm detayları bu videoda. Videomuza geçmeden önce piyasaya yön veren Kurtlar Vadisi dizisini sevenler videomuza like atarak sayılarını belli edebilirler. Bakalım Kurtlar Vadisi dizimizi kaç kişi seviyor? Kurtlar Vadisi dizimizin ben de dahil olmak üzere tüm sevenlerinin kalbinin attığı Em Odayı YouTube kanalından herkese selamlar dostlar. Em Odayı YouTube kanalı sadece bir kanal değildir. Ben de dahil olmak üzere Kurtlar Vadisi dizimizin hayranları ve sevenlerinin bir araya geldiği 6000 kişilik büyük bir ailedir. Dizimizin ismini karalamaya, algı yaratanlara, dizimizi kıskanıp başlamaz veya kötü bir dizi diye algı yaratanlara, Şaşmazlar abilerimiz için yanlış algı yaratanlara karşı bir arada dimdik güçlü bir aileyiz. İsterseniz sizleri fazla bekletmeden hemen videomuza geçelim. Dizi senaryosu bitti. Bittiğini bölüm 11'de detaylı bir şekilde anlatmıştık. Bölüm 11'e ulaşmak isteyenler kartlardan ulaşabilirler dostlar. Dostlar, dizinin senaryosu duyumlarımıza göre politik ve siyasi ağırlıklı olup mafya ve polisiye ikinci planda olacağına dair duyumlar aldık. Senaryonun ağırlığı bundan kaynaklıdır. Senaryo ağır olduğu için de bazı kanallar sıcak bakmıyor maalesef dizimiz için. Egzen için Kurtlar Vadisi ekibine ve Raci Şaşmaz'la görüşen Acun Ilıcalı bu tekliften eli boş dönmüştü. Kurtlar Vadisi ekibi bu teklifi reddetmişti. Anlaşmanın sadece kanal ile olabileceğini iletmişlerdi. Acun Ilıcalı bu sefer TV8 kanalı için Kurtlar Vadisi ekibine teklif gönderdi. Ayrıca Acun Ilıcalı bu teklifi yaparken Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz'la görüşmüş. Görüşmede Acun Ilıcalı dizi ekibine Perşembe günü olacak bir yarışma programını Perşembe günleri yayınlamayacağını, o günü Kurtlar Vadisi dizisine bırakacağını söylemiş ve eklemiş. Dizi senaryosu çok ağır. Dizinin ilk bölümünün ilk sahnesi yani ön izlemesi Egzen'de olacağını, Kurtlar Vadisi dizisini sansürsüz ve özel bölümlerin Egzen'de olacağını iletmiş. Yani diziyi kaçıranlar Egzen'de ücretli üyelik ile dizinin kaçırdığı bölümlerini sansürsüz bir şekilde izleyecek. Acun abinin bu zeki davranışı gerçekten bizi çok şaşırttı. Raci Şaşmaz ve Necati Şaşmaz bu teklife sıcak bakıyor. Ve şu ana kadar tek ciddi teklifi yapan Acun Ilıcalı TV8 kanalı olduğunda bilgisini öğrendik. Senaryo ağır olduğu için diğer hiçbir kanal teklifi sıcak bakmıyormuş. Acun Ilıcalı'nın Perşembe günleri yayından kaldıracağı yarışma programı da büyük ihtimalle Survivor olabilir dostlar. Sizce hangi program olabilir? Yorumlara yazmayı unutmayın. TV8'den başka ciddi bir teklif yok arkadaşlar. Diğer kanallar senaryonun ağır olduğundan dolayı pek sıcak yaklaşmıyor. TRT1 kanalı harekete geçti. Acun Ilıcalı'nın en büyük teklifinden sonra TRT1 kanalı Kurtlar Vadisi 2021 ekibine teklif gönderdi. Aldığımız bilgiye göre şu an dizimizi isteyen iki ciddi kanal vardır. Bunlar TV8 ve TRT1 kanallarıdır. Dizinin senaryosu bittikten sonra Show, Star, Kanal D, ATV bu kanala dizimizin senaryosundan dolayı sıcak yaklaşmıyorlar. 14-12-2020 tarihinde 15-20'de aldığımız bilgiye göre merakla beklenen tarih kesinleşti.
Şubat 2021 herkese hayırlı olsun dostlar. Dizinin yayın ayı Şubat ayı oldu arkadaşlar. Şubat 2021 dizinin yayınlanacağı tarih oldu arkadaşlar. Gün olarak şu anda bir bilgimiz yoktur. Ayrıca Raci Şaşmaz şirketteki tüm çalışanlara pasta dağıttı. Kutlama havası yaşanmış. Dizinin bir kanalla %90 anlaşıldığı konuşuluyor. O kanalı da şu anda biz öğrenemedik. Öğrenirsek de zaten Emo'da YouTube kanalından ve Racon Ailesi Instagram hesabımızdan sizlere bilgilendireceğiz. Dizi piyasasını söyleyin. Kurtlar Vadisi emaneti olan bu piyasayı geri alacakmış. Şubat ayında ekranlara geri dönmesi planlanan Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişme oldu. Bu haberi de Emo'da'yı farkıyla sizlere veriyoruz. Aldığımız bilgiye göre Kurtlar Vadisi ekibi 15 oyuncuya teklif gönderdi. Teklif gönderilen oyuncular başrol derecesine yakın rolde oynayacak oyuncular, başrol yardımcısı ve yardımcı rol gibi. 15 oyuncu sözlü olarak yapım ekibiyle sözleşti. Sözleşmeyi imzalamayı kanalla anlaşıldıktan sonra atacaklarını yapım ekibine bildirmişler. Bu 15 oyuncu bize iletilen bilgiye göre büyük oyuncularmış. Bu büyük oyuncular için ciddi bir bütçe gözden çıkarılmış, haberiniz olsun. Sizce bu 15 büyük oyuncu sizce kim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şubat ayında ekranlara geri dönmesi planlanan Kurtlar Vadisi 2021 kadrosuna aldığımız bilgiye göre başarılı oyuncu Wilma Elles dahil oldu dostlar. Zaten geçen videomuzda söylemiştik, Wilma Elles oyuncumuza başarılar dileriz. Ailemize hoş geldin diyelim. Şöyle bir not ekleyeyim arkadaşlar. Wilma Elles teklif giden ve kanaldan sonra sözleşme imzalayacak olan 15 oyuncu içinde değildir. Şubat ayında ekranlara geri dönmesi planlanan Kurtlar Vadisi 2021 projesi için oyuncu kadrosu nasıl oluşacak? Bu haberi de Emo'da'yı farkıyla veriyoruz dostlar. İlk 97 ve Pusu izleyenler ve diziyi yakından takip edenler bilir ki Kurtlar Vadisi'nin bir geleneği vardır. Bu gelenek ise gündemde olan, magazin geçmişi olan, ismiyle geçmişte hatası olan veya magazinde çok yer alan oyuncuları bu oyuncuları kadrosuna dahil etmez. Kökü tiyatroya dayanan başarılı usta oyuncuları dizinin kadrosuna dahil eder ve sonra o oyuncular dizide namını ve ününü arttırır, sonra piyasaya sürer. Kurtlar Vadisi dizinin geleneği böyledir. Bunu az çok herkes bilir zaten dostlar. O yüzden ilk 15 oyuncu kökü tiyatroya dayanan oyuncular olacak, haberiniz olsun. Dizinin bel kemiği olan başarılı oyuncusunun her zaman akıl aldığı dayı karakteri yerine Şahin Ağa gelirse nasıl olur sizce? Yani Şahin Ağa'mız gelirse sizce nasıl olur? Yorumlara da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan da zaten Abdüley'in, Kenan Çoban'ın diziye dahil olacağını zaten söylemiştik. Fotoğrafa 3 saniye bakınca ne diyorsun? Sigaran var mı diyorsun? Bunu harbi fanatik vadiciler anlamıştır, yaşamıştır arkadaşlar. Harbi fanatik vadiciler de videomuza like atarak kendi sayılarını belli edebilirler. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın efendim.